Ömer. Ha, ne yaptın Pelo? Merak edilecek bir şey yok. Elif'lerin evinin oradaki arkadaşla konuştum. Pardon. Elif eve girmiş, çıkmamış. Yani her şey yolunda. Ama Metin'den iz yok. Neredesin oğlum sen ya? Ya izin aldım öyle bir günlüğüne. Ne izin? İzin nereden çıktı? Ya öyle gerekti. Detayını sorma. Telefonu da kapalı. Arıyoruz arıyoruz ulaşamıyoruz. O duvarı boyladı ya. Anlatırım sonra. Neyse. Sağlık olsun. Aynen. Sağlık olsun Devrem. Bu arada herkes sizi konuşuyor ya emniyette. Kurtarmışsınız kızı çakalların elinden. Ali Amir bile ha. Aman aman kalsın. O şimdi bir şey arıyordur. Aynen. Geleceğim diyordu. Damlar birazdan. Ya benim size bomba gibi bir haberim var abicim. Hani şu ilk elmaslardan haberimiz olduğunda bütün kuyumculara haber salmıştık ya, yüksek karatlı sertifikasız bir elmas gelirse haber verin diye. Ne oldu, elmaslarla ilgili bir bilgi mi çıktı? Aynen abi. Dün biri kapalı çarşıda yüksek karatlı sertifikasız pembe bir elmas bozdurmuş. Tamam Taner'cim, teşekkür ederim. Elif'cim sen? Çok teşekkür ederim, sağ ol Taner. Peki. Ben de bari bir bardak su alayım Taner'cim. Tabii hayatım. Teşekkürler. Hazır bir araya toplanmışken şu elmas meselesini de konuşalım mı? Taner çok haklı. Bildiğiniz, duyduğunuz, hatırladığınız bir şey varsa ne olur benimle paylaşın. Çok önemli. Aynı senin paylaştığın gibi mi Elif'ciğim? Aslı'cığım, Elif ailemiz için çabalıyor. Lütfen. Babana çekmişsin Elif. Aynı onun gibi ketumsun. Her şeyi en son ben öğreniyorum. Bir de ben. Anlaşıldı. Bu akşam konuşamayacağız. Nülfer nerede, yemeğini mi yiyecek mi anne? Rahatsız mı yoksa, bir şey mi var? Banyo yaptı. Sonra biraz televizyon izledi. Ondan beri de yatıyor. Kapısını da kapattı. Yarına kadar dinleneceğim dedi. Müsaade istedi. Canım kızım benim. Ben de hiç dokunmadım. Bırakalım odasıyla, yatağıyla hasret gidersin. Artık yanımızda ya, o yeter bana. Sesimi duymadan duramıyorsun galiba. Haklısın. Görmeden de duramayacağım galiba. Sizin evin neresinde? Sahil yolundayım. E gelsene hadi. Yok şimdi gelmeyeyim. Sen bir gel, ikimiz bir konuşalım. Sonra annenler açıklarız. Tamam, geliyorum. Bal böyle maraton koşmuş gibisin. Ne kadar naziksin. Tamam tamam, pardon signorina mis kuzi. Clark Kent'e dönüşmüşsün yine. Döndük. Döndük yine düldüle. Hem zaten gerçeği anlatmayacak mıyız annenlere? Anlatacağız.
Sen o yüzden geldin değil mi? Elmaslarla ilgili bilgiye ulaşmış olabiliriz. Ciddi misin? Yani emin misin? Bugün yüksek karatlık pembe bir elmas bozulmuş. Üstelik kayıt dışı. İnanmıyorum. Kimde peki elmaslar, buldunuz mu? Kuyumcudan görüntüleri talep ettik. Ayrıca kuyumcu ile elmasları satan arasında bir bağlantı var mı? Bununla ilgili bilgi talep ettik. Merak etme, elmasları bulacağız. Bulacağına adım kadar eminim. Sana inanıyorum Ömer. Umarım güvenini boşa çıkarmam. Ben küçükken canım bir şeye sıkıldığında, üzüldüğümde babam beni her kötü şeyin arkasından iyi bir şey gelir diye teselli ederdi. Bugünlerde başıma çok fazla kötü şey geldi. Babamı kaybettim. Kardeşim hayatım boyunca bir daha hiç göremeyebilirdim. Tam dibe vurdum derken karşıma sen çıktın. Her zaman yanımda oldun. Gerçeksin. Olduğun gibisin. Benden farklısın ama bana iyi geldin. Ateşin falan mı çıktı senin? Gel bakayım bir. Şeymiştin sen. Kendine değil gibisin. Gerçeği açıklamayacak mıyız? Oyun oynamamıza gerek yok ki. Bu oyun değildi. Gerçekti.